Şalom ve kulağım herkes selamlar. Bu akşam yine Tehilim'den bir bölüm işleyeceğiz. Tehilim Kaf Zayn 27. mizmor. Biraz uzun bir mizmor. Gördüğünüz gibi 14 satırdan oluşuyor. Uzun olduğu için bilmediğimiz kelimeler diğer sayfalarda olacak. Gördüğünüz gibi. Bu sefer biraz daha farklı yapmaya gayret edeceğim. Daha hızlı ve anlaşılır olabilmesi umuduyla. Önce mizmoru tamamen dinleyeceğiz, ardından tek tek her mısrada geçen ve daha önce görmemiş olduğumuz kelimeleri, anlamlarını öğreneceğiz. Bu sayede biraz cümleyi anlamaya gayret edeceğiz. Ardından bu mizmorla ilgili yapılmış birkaç tane ezgiyi dinleyeceğiz. Bundan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bu ve diğer tehilimle ilgili çalışma dosyalarını yine şuradan indirebiliyorsunuz. Ana sayfaya giriyorsunuz, video dersler, şarkılar, tehilim bölümüne tıkladığınızda şu ana kadar işlenmiş mizmorlarla ilgili çalışma dosyalarına ulaşabilirsiniz. Şu an gösteremiyorum çünkü video bittikten sonra YouTube'a yükleyeceğim. Ondan sonra aktif olacak. Bunu da hatırlatmış olalım tekrardan. Önce mizmoru bir dinleyelim. Ardından satır satır tekrar dinleyip bilmediğimiz kelimeleri anlamlara bakıp cümleyi anlamaya gayret edeceğiz. מזמור כ"ז לדוד. אדוני אורי ואישי, ממי אירא? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, המה חשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר אהלו. בצור ירוממני, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה באהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. שמע אדוני קולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פני, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית. אל תתשני ואל תעזבני, אלוהי ישעי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורח מישור, למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ופיח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Dosyamız şu, çalışma dosyamız şu. İlk cümlede geçen yabancı kelimeler derken daha önce görmemiş olduğumuz kelimeler. Çalışma dosyasında göreceğiniz gibi kelimeler yine mısralara göre ayrıldı. Yan tarafını göreceksiniz. Alef yazıyorsa burada bilin ki Alef mısrasında geçen kelimeler söz konusu. Aynı şekilde devam ediyor. Or, Işık demek, yeşi diye ifade ederken oradaki kelimenin kökü yaş gibi bir ifadeden geliyor. Bir nevi olacak, yani geleceğe atfen bir şeyin olacağını ifade ediyor. İr'a, korku demek. Oz, ona atfen onun kudretini temsil ediyor anlam olarak. Pahat
kelimesi var. Şuradaki meme özellikle kırmızı olarak işaretledim ki orada mip, oradaki mem de buradaki mem de edat, yani dendan ifadesi. Pakat dediğimiz kelime de yine korku. İr'a ile pakat arasında ne fark dersin, ne fark var derseniz çok ciddi bir fark yok. Birçok dilde olduğu gibi bir kavramla, olguyla ilgili birden fazla kelime olabiliyor. Ve David Melek de bu şiirinde iki defa korkudan bahsetmiş. Birinde ir'a demiş, birinde pakat demiş. Aslında çok da ayrıntılı araştırdığınızda bu tip ifade farklılıkların temelinde gimatria dediğimiz harflerin rakamları ile ilgili kurulan değerlerle alakalı. Ama şimdi burada ona girmemiz mümkün değil. O yüzden ir'a demiş bir yerde, bir yerde ya pakat diyor. Ve genellikle araştırdığımız zaman bu tamamen gimatria hesabı ile ilgili bir ayrıntı. Tekrar dinleyelim. Adonai ori ve yish'i, yani Adonai benim ışığım olacak. Mimi ira. Mimi ira. Kimden korku? Kimden korku? Mimi kimden? Şuradaki mi'yi biliyorsunuz. Soru kelimeleri kim mi? Yani kim? Mimi kimden korku? Adonai ma'oz hayyai. Hay yaşam demek. Hayay ise benim yaşamım demek. Şeledeki yut düşüp buraya geliyor. Bir nevi kısaltma oluyor. Adonai mi'oz ma'oz hayay. O benim yaşamımın kudretidir diyor. Mimi efhad. Yani o benim yaşamımın korkuysa kimden korkulur? İlk mısra böyle. İkinci mısrayı dinleyelim tekrar. Bikrov alayim mere'im le'eholet besari saray ve oyvay li hemma haşelu ve nafal. Kelimelerine bakalım. Bet satırına iniyoruz buradan. Karov yakın demek, hatta kurban kelimesi de buradan türetilmişti. Kurban yani yakınlaşmayı temsil ediyor. Ra kötü demek. Basar, bildiğimiz basar et. Sar düşman. Oyev o da düşman. Yani bizde nasıl düşman, hısım, karşıtım gibi ifadeler varsa burada da yine aynı şeyi görüyoruz. Sar düşman. Oyev yine düşman, hısım da diyebiliriz. Ama genellikle düşman diye çevriliyor. Likşol, bir şeyi kaybetmek, yitirmek. Lipol, düşmek. Tekrar cümleyi dinlediğimizde. Bikrov alayim mer'im le'eholet besari. Bikrov alayim mer'im le'ehol ete basari. Bana yakın olan kötüler etimi yiyor. Etimi yerler. Saray ve oyvayli. Sar düşmandı. Saray dediğimiz düşmanlarım. Oyev yine burada oyev, oyevi düşmanlarım. Düşmanlarım bana. Hemma haşelu ve nafal. Hema dediğimiz buradaki ifade yine ma'dan. Ma ile ilgili. Yani ne kelimesiyle ilgili. Yani bana yakın olan kötüler, etimi yiyen kötüler, bana düşmanlarım ve hısımlarım ne düştüler, ne kaybettiler. Burada onların kendisine karşı olan düşmanların da düşmanların kaybettiğinden bahsediyor. Üçüncü mısraya bakalım. İmtahane alay mahane lo yira libbi. İmtakum alay milhama ve zot ani voteyah. Kelimelere bakalım. Gimel. Mahane diyordu orada. Lahanot. Lahnot. Lahnot yine günümüzde kullanılan bir ifade. Park, kamp kurmak. Az sonra açıklayacağım oradaki ifadenin ne demek olduğunu. Hana ya da park demek.
takip edenler bilir. Bu kültürümüzde Hanukka diye bir bayram vardır. Hanukka da buradaki tanımdan türetilmiştir. Hanukka, Hanukka. Het nun vav kaf hey. Het nun vav'ı ayrı yazdığımızda Hanu, yani yine park etmek, kamp kurmak gibi. Burada insanın bir nevi manevi mücadelesinde, ilerleyişinde bir ara verip bir hasbihal, bir hesap zamanı. Kafe'de, sonundaki Hanukka kelimesindeki kafe ise Hanukka bayramının Kislev ayının 25'inde kutlandığı için kafe ona atfen böyle bir ifade verilmiş. Yan yana getirdiğimizde Hanukka diye okuyoruz. Kislev ayının 25'inde kutlanan bir bayramdı. Yine oradaki anlamı da kişinin bir ara vermesi, arzularında bir hesaba girmesini ifade ediyor. Yine burada da karşımıza çıkıyor. Hanaya her ne kadar kamp ve park alanı olarak kullanılsa da mani olarak yine amacına ters düşmeyen bir ifadeyi taşıyor. Bir nevi ara verme. Mahane dediği şey karargah diye çevirebiliriz. Mahane birçok askerin bir arada bulunduğu yer. Karargah. Milhama savaş demek. Batuah. Dersi takip edenler duymuştur. Emin olmak demek. Orada okuyan kişi vetuah diyor. Ama bu söylem ifadesi, yani kelime aynı kelime. Tekrar dinleyelim. İmtihane alay mahane, ki çok güzel bir ezgidir, birçok yerde söylenir bu özel günlerde. İmtihane al mahane lo yira libi. Eğer bu tip yerlerde bana karşın bir kalkışma olursa, bir düşmanlık duygusuyla bir kalkışma olursa, lo yira libi, kalbimde korku olmayacak diyor. Lev kalpti. Lebi dediğimiz zaman benim kalbim, lo yir'a, korku olmayacak kalbimde diyor. Lo yir'a libbi, im takum alay milhama. İm takum alay milhama, takum lakum fiilinden geliyor. Kalkmak demek, bir nevi ayağa kalkmak. İm takum alay milhama, eğer üzerime doğru savaşa kalkarlarsa. Ve zot ani voteyah. Batuah da aynı bu şekilde yazılır. Voteyah diyor buradaki okuyan kişi. Bildiğimiz gibi İbranice'de ağızlar yok ama herkes kendi kültürün, gelmiş olduğu kültürden dolayı bazen farklı okuyabiliyorlar. Aynı şeyi vav harfinde de görüyoruz. Bazıları V der, bazıları U der. İkisi de aynı şey. Bezot ani voteyah diyor. Batuah, yani bu durumlarda olsa bile ben inancımdan eminim diyor. Korkacak bir şey olmadığını söylüyor. Dalet 4. Ahad şaalti me'et Adonai otah avatkeş şivti bezet Adonai kol yeme hayyay lahazot benoam Adonai ulevaker vehekhalo. Kelimelere bakalım. Lahazot, beklenti demek. Bir nevi umutla beklemek, beklenti. Noam, hoş demek. Ki günümüzde de halen erkek ve kadınlara verilen bir isim. Heykal, bu çok duyulur. Otantik yazılarda çok geçer. Heykal, yani onun heykalı. Heykala salon diyoruz ama yani bu bir saraydaki büyük bir kabul salonu gibi düşünebilirsiniz. Günümüzde de çok büyük kapalı amfitiyatrolara bu isim veriliyor. Yani binlerce kişinin oturup etkinlik yaptığı, müzik dinlediği, tiyatro izlediği yerler. Bu tarz yerlere halen heykal diyoruz. Tekrar dinleyelim. Daleti. Ahad şaalti me'et Adonai. Ota evakeş. Ehad şaalti mi et Adonai ota evakeş.
Bunları yazmadım çünkü uzun süredir takip edenler bilecektir. Echad Şaalti. Şaalti fiiller serisinden de gördüğünüz gibi sordum. Echad Şaalti Mi'et Haşem. Bir sordum. Yani bir sordum. Ota Evakeş ve onu istedim. Evakeş yine fiiller serisinde bakabilirsiniz. Evakeş, Mevakeş fiilinin gelecek zaman kipinde ani zamiri, yani ben isteyeceğim. Shift'i daha önce de gördük ve sık geçen kelimelerden bir tanesi. Yoşev fiilinden geliyor. Shift'i bebey taşem. Onun evinde oturdum. Bayt kelimesini biliyorsunuz. Bebet haşem. Shift'i bebey taşem. Onun evinde oturdum. Kol yamey hayay. Yamey yom kelimesinden geliyor. Yom gün demek. Yamey günler. Simihut dediğimiz kural. Birkaç sunum öncesinde de konuşmuştuk bunu. Simihut. Hay az önce gördük. Yaşam. Hayay benim yaşamım. Shift'i bebeyt Adonai veya Shift'i bebeyt Hashem. Kol yamey hayay. Onun evinde ömrümün tüm günlerince oturdum. Shifti bezet Adonai kol yeme hayay, lahazot benoam Adonai ulevaker behechalo. Lahazot benoam, hoşnut içinde, hoşnut içinde bekleyeceğim, beklentim olacak Adonai ve levaker. Yine fiiller serisinde var. Ziyaret etmek, nereyi ziyaret ediyormuş? Levaker be heyhalu. Heyhal o kraliyet sarayındaki salon diyelim. Heyhalu dediğimiz zaman onun heyhalu, onu ziyaret edeceğini söylüyor. Hey mısrası. Ki yitzbeneni besuko ve yom ra'a yastireni beseder aholu. Betsur yeromemeni. Kelimelere bakalım. Lesapen fiili gizlemek demek. Lesapen. Suka çardak, hatta Scott bayramımız var. Çardaklar kurulur. Ra'a, oradaki ifadesini ra'a kötü demek. Mastir. Gizlemek, gizlenmiş. Lastir, gizlemek fiilinden geliyor. Seter, gizli yer. Yine dikkat edin, kök harfler aynı. Seter, gizli yer. Oel, oel çadır demek. Bildiğimiz çadır. Sur, sela. Yine gezi videolarından hatırlayanlar olabilir. Belki bu tapınak tepesi veya Harmoria dediğimiz, yani şu an Aksa kompleksinin olduğu yerdeki taşa da sela deniliyor. Evet, sela deniliyor. Sur ve sela ifadeleri kullanmış o mısrada. Özel bir taş demek. Özel bir taş. Bazı yerlerde sela çakmak taşı olarak geçiyor ama buradaki ifade yani özel bir taş. Larim, bir şeyi yükseltmek. Kaldırmak. Yerden yukarı doğru doğru kaldırmak. Şimdi hey mısrasını tekrar dinleyeceğiz. Yani 5. mısrayı. Ki yispeneni besuko. Ki yispeneni besuko. Ki'yi biliyoruz ne olduğunu. Yispeneni, yani o beni saklayacak. Yispeneni. Yine fiillerden bak, gördüğümüz gibi hu zamirindeki gelecek zaman kipiyle kullanmış. İspeneyne besuko, ki o beni sukasında saklayacak. Beyom ra'a, yani beyom ra'a, kötü günde. Yastireni beseter aholo. Yastireni beseter aholo. Çadırında, o el çadırdı, aholo diye okuyor beyefendi. Çadırında yastireyne beseter, çadırındaki gizli yerde saklayacak beni. Besur yeromemeni. Besur yeromemeni. Şuradaki sur az önce görmüş olduğumuz gibi özel bir taş. Taşta
Yani buradaki bet edatı sanki taşın içindeymiş gibi algılanıyor ama taşta, yani o taşın elbette içinde değil, üstünde taşta. Aynı şekilde yorumemeyini. Yine bakın hu zamirinde, yani onu kastediyor. Gelecek zaman kipi yorumemeyini, beni kaldıracak. Ve hatta yarum roşi. Şuradaki ata, zamirdeki ata değil, yani sen öznesi değil. Daha önce de birkaç defa karşımıza geldi. Ayinle yazdığımız zaman ata diye okuyoruz yine. Şu, o an demek. An demek yani. Ata yarum Al oivai sevivotai. beni bu taşla kaldıracak. Bu taşın üzerinde havaya kaldıracak. O anda başımı kaldıracak. Al neyin üstünde kaldıracak? O yevey, yani düşmanlarımın sivivoti, çevrende olan düşmanlarımın üzerine başımı kaldıracak diyor. Ha, burada vav şeyine geçmişiz. Biraz hızlı gittik galiba. Yani hey mısrasında ki yaspineyle besuka beni sukasında gizleyecek beyombra kötü günde yastireni beseter oğlu aholo diyor kendisi. Çadırının gizli yerinde beni gizleyecek besur yoromemeyni, o taşın üzerinde kaldıracak. Vav'dan devam edelim şimdi. Al oivai sevivotai ve ezbeha be aholo zibhe teruha ashira ve azammera Burada birçok kavram var ama yine hepsini yazmadım çünkü bazılarını görmüştük. Vaf, lezbeah, bir şeyi kurban etmek. Hatta mezbaha kelimesi ki günümüzde de kullanıyoruz, mezbahane, hayvanların kesildiği yer. Elbette burada tarif ettiği şey veya ifade etmiş olduğu şey kişinin kendi bencilliğini kurban etmesi ki bu ifadelerde her zaman yorumlara baktığımızda gerek Radak'ın, gerek Raşin'in, gerek Mesudot ya David olsun tüm yorumcular yani kurbandan kastın insanın bencil duygularının kurban edilip ona yakınlaşmaya çalışılması. Ezbeha yine kurban, teru'a haykırmak, yüksek sesle okumak. Vav satırını tekrar dinleyeceğiz. Az önce gördük, yani başımı kaldırdığı an çevremdeki düşmanlarımın üzerinde burada ezbeha, yani kişi zamir ben oluyor. Ani zamirinde olduğu gibi gelecek zaman kipinde nasıl söylüyorduk? Alef ile başlıyorduk. Evakeş, işma, ikne gibi ezbeha ve aholo zivhi yani kurban edeceğim, onun çadırında kurban edeceğim. Teru'a yüksek sesle, teru'a demek yüksek sesle, yani duyulur çok haykır olacak derecede yüksek sesle Aşira ve azammera aşira ve azamera. Şir kelimesini biliyoruz. Şin, yud, reş şarkı demekti. Aşira şarkı söyleyeceğim ve azmera ezgiler okuyacağım. Mizmor kelimesi bu. Mizmor kelimesini bu kelimede de görebilirsiniz. Kök harflerini. Mem, zayn, reş ve azmira diyor. Şarkı söyleyeceğim. Şarkı söyleyeceğim. Ezgiler okuyacağım. Kime? Le Adonai. Ona ezgiler okuyacağım. Yani benim başımı düşmanlarımın üzerine yükselttiğinde onun çadırında kurban edeceğim ve yüksek sesle
şarkılar, ezgiler okuyacağım. Kime? La Adonai, ona. Zayn. Şema Adonai koli ekra ve honneni ve aneni. Zayn satırındaki kelimelere bakacağız şimdi. Zayn, lişmoa. Bildiğimiz bir ifade mi? Ben yine de yazdım. Duymak, lişmoa. Kol, ses. Ekre dediği şey orada Kore fiiliyle alakası yok. Buradaki ekre güçlü işitilen ses. Çok güçlü bir ses. Lahnon, affetmek. Lanot, bunu daha önce gördük. Cevaplamak. Tekrar dinleyelim. Şema Adonai koli ekra. Duy. Hatta Şema İsrail diye bir sunum da yapmıştım. Orada da aynı ifade söz konusu. Şema, duy. Adonai koli ekra. Kol sesti, koli dedi benim sesim, ekra dedi çok güçlü olan sesimi. Haykırış diyebiliriz belki buna, yani o güçlü ses. Ve hineni ve aneni. Hineni, beni affet. Aneni, bana cevap ver. Ve honneni ve aneni. Leha Het satırındayız. 8. satır Het satırındayız. Leha amar libbi bakkeşu fanay. Et paneha adonai avakkeş. Al. Bir saniye, karıştı. Karışmadı. Tekrar dinleyelim. Amar libbi bakkeşu fanay. Et paneha adonai avakkeş. Het satırındaki kelimeye bakalım. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla sadece panim kelimesini hatırlatmak istedim. Panim yüz demek. Mısra'yı tekrar dinleyelim. Diğerlerini biliyoruz çünkü. Leha amar libi bakeşu panay. Panay buradaki az önce görmüş olduğumuz kelime. Panimden geliyor. Panay. Leha sana. Amar libi. Sanki burada kalp ile onun arasında bir diyalog, bir sesleniş. Leha bir yandan sana diyor ve amar libi. Bana, benim kalbime dedi. Bikşu pani. Yani sanki sen bana seslendin yüzü istemek için. Yüz yani burada hem yüz ifadesi var devamında. Et paneha. Et paneha. İlginç bir cümle yapısı. Bir yandan leha amar libi bikşu paneh et paneha. Sanki kendi yüzüyle onun yüzü aynı cümlede geçiyor. Genel bir ifade kuracak olursak, kalbime yüzünü talep etmemi istedin. Adonai avakkeş. Ve Adonai'dan isteyeceğim. Sanki kalbime birisi fısıldadı, ondan gelen bir fısıltı, ondan gelen bir çağrı, onun yüzünü iste. Yani onun yüzünü görmeyi iste. Onun yüzünü talep et. Biridir sanki seslendi ve devamında diyor ki ondan talep edeceğim. Adonai vakeş. Tet satırındayız. Al taşter paneha min menni. Al tat be'af avdeha izrati hayyida. Al titteşeni ve al ta'azveni Elohei yişri. Kelimelerine bakalım. Tet. Burada çok fazla kelime var. Tet. Şu tet ifadesi eğmekten geliyor. Eğmek. Bir şeyi eğmek. Aşağı doğru eğmek. Avat, köle demek. Ovet kelimesinden geliyor.
Ovet bildiğiniz gibi iş aynı zamanda çalışmak fiiliydi. Af burun, ezra yardım, lazov ayrılmak, lintoş terk etmek, yeşua kurtarıcı. Tekrar dinleyelim o mısrayı, tet mısrasını. 132. Al tastir paneha mimeyni. Al tastir gizleme. Al geldiği zaman bir fiilin önüne neydi? Yapma, etme gibi yani. Al tastir gizleme. Paneha mimeyni. Yüzünü kimden? Mimeyni, benden. Al tat be af avdeha. Al tat be af avdeha. Al tat be af al tat. Al tat eğme neyi? Be af burnu. Kimin burnu? Avdeha. Kölenin burnunu eğme. Kendini kastediyor yani. Davide Melek orada. Ki onun köle olması ile ilgili birçok yerde ifade var. Yani o benim kölemdir veya David Amelech, ben onun kölesiyim diye ifade edilir çoktur. Ezrati hayita. Ezrati hayita. Hayita zaman kiplerinden gördüğümüz gibi geçmiş zamanı ifade ediyor. Ezrati. Bir yandan sanki onun yardımı, bir yandan sanki kendi yardımıymış gibi önceden yardım olduğunu ifade ediyor. Altitaşeni ve altazveni. Altitaşeni ve beni terk etme, bırakma ve beni terk etme diyor. Elohe yiş'i. Bunun ayrıca yani Yeşua kelimesiyle de alakalı olduğunu yorumlayanlar var. Eloha yiş'i yani kurtarıcı olan yaratıcı. Yut satırındayız. İ'avi ve immi azabuni vadonai ya asfeni. Yut satırındaki kelimelere bakalım. Lesof fiili var. Burada lesof toplamak, bir şeyi, dağılan bir şeyi toplamak. Ki Yosef kelimesi de yine buradan geliyor. Yani Yusuf diye bildiğimiz kavramaya olgu buradan türetilmiş, lesof fiilinden türetilmiş toplamak, ki Yusuf'u sattılar derken yani onları bir arada tutan değeri sattılar, bir arada tutan değeri kaybettiler. Alegoride çok hoş ifadesi vardır bunun, lesof toplamak fiili. Yud'u tekrar dinleyeceğiz. 1.47. Ki avi ve immi azabuni. Ki avi ve imi. Av yine Aramcadan gelen bir kelime. Baba demek, atı demek. Avi dediği şey benim babam. Şurada ise ve imi dediği şey yine ima. İlk defa ben burada gördüm imi ifadesini. Yani annem ve babam azvuni. Beni terk ettiler. Vadonai ya asfeni. Ve Adonai ya asfeni. Ama Adonai yani Haşem beni topladı. Yud Alef'teyiz. Koreni Adonai darkeha unheni be orah mishor lema'an shorerai. Kelimelere bakalım. Yud Alef. Hore, horaot. Günümüzde halen kullanırız. Günlük hayatta hore. Ki dikkat ederseniz more kelimesi de buradan türetilmiş. Yani öğretmen kelimesi. Hore, horaot, bir nevi eğitmek, talimatlar vermek. Talimatlar sayesinde eğitmek. Lanik, az sonra göreceğiz. Orada nasıl geçtin? Lanik, öncülük, rehberlik etmek. Manhik dediğimiz kişi de rehberdir. Öncüdür, rehberdir ama daha çok rehber olarak kullanılır. Manhik. Arah, şam, oradaki arah yani kulağa oraya gibi gelebilir ama değil, benzer bir kelime. Düz yol.
düz yol, yani engebesi olmayan bir yol, yol patika olarak yazdım. Belki patika değildir, tam emin değilim ama şöyle bilmekte fayda var. Şekilde ifade edeyim. Arah yol demek. Yol demek yanındaki mişurla ifade edelim. Mişur ise düz demek. Şiirde şu ikisini birden değerlendirmek gerekiyor. Düz yol. Yani hiçbir engebesi olmayan bir yol. Bir yol. Leman uğruna için manasına giriyordu ki zaten edatlar dersinde de var. Şorareh yine düşmanlar ifadesi. Bir kelime daha çıktı, yani bu üçüncü kelime düşmanları ifade eden şorareh. Şorareh. Yud Alef'i tekrar dinleyelim. Horeni Adonai Darkeha. Horeni Adonai Darkeha. Bana yolunu öğret. Yolunda bana öğret. Yani yolunda, daha doğrusu yolunda, Darkeha, senin yolunu, senin yolunda öğret diyor. Unheni be'orah. Manhik kelimesinden geliyor. Lanik fiilinden geliyor. Yani tekrar diyelim. Rahmişor. Unheni be'orah mişor. Unheni be'orah mişor. Unheni be'orah mişor. Yani düz yolda bana rehberlik et. Lema'an şoreray. Düşmanlarıma karşı. Lema'an şoreray. Düşmanlarıma karşı. Yutbet'teyiz. Altitteneni be nefes çaray. Ki kamu vi'ede şeker vifeyah hamas. Kelimelere bakalım. Yutbet. Nefes ruh demekti. Lakum kalkmak. La'it tanıklık etmek, az sonra göreceğiz. Aday şeker, la'it tanıklık etmek. Şuradaki ayn ve dalet tanık demek aslında, tanık. Aday şekeri özellikle yazdım. Şeker yalan demekti. Aday şeker dediğimiz zaman tanıklar, tanıkları neyin tanıkları? Yalanın tanıkları, yani yalancı tanıklar. Ya pe, ağızdan gelen bir ifade. P kelimesinden türetilmiş. Hamas, kötü konuşmak. Hatta günümüzde bile bazen duyuyoruz yani haberler, hamasi ifadeler falan diyorlar. Hamas. Yani bir kişiye karşı, bir değere karşı, değere karşı kötü şekilde konuşmak. Düşmanca konuşmak, art niyetli konuşmak vesaire. Yutbit'i tekrar dinleyelim. Altiteni benefeş saray. Saray az önce görmüştük, düşmanlar. Altiteni benefeş saray. Gerçekten ifadesi zor. Altiteni benefeş saray. Sanki düşmanlarımın ruh halini benim ruhuma verme gibi bir ifadesi var. Düşmanlarımın ruh halini, düşmanlarımı. Kikamu devam ediyor. Kikamu lakum fiilini gördük az önce, lakum. Kikamu bi. Benim içimde kalkıyor. Kikamu nerede kalkıyormuş? Bi. Benim içimde kalkıyor. Adey şeker, yalancı tanıklar. Ve yipey hamas, yani kötü ağızlar. Düşmanca konuşan ağızlar. Yani benim ruhumda bu tip şeylerin uyanmasına izin verme diyor. Düşmanca, düşmanlarımın o ağzından çıkan ve yalancı tanıkların ağzından çıkan kötü şeylere izin verme diyor. Yud Gimel. Lulehe emanti lirot betuv Adonai ve eretz hayyim. Kelimelere bakalım. Yud, Gimel, Lule, Lulo aslında, yani ayrı yazdığımız zaman orada Lule diye okuyoruz. Herhangi bir yanlışlık yok. Lulo gibi Lule değilse,
Lo'dan geliyor. Yani değilse emuna inanç demek, lamin inanmak demek, lirot görmek demek, eres defalarca gördük ki alegori serisinde de var, yeryüzü ve gökyüzü ile ilgili bir, yani yeryüzü ve gökyüzü adıyla bir sunum yapmıştım. Eres, ülke topraklar demek ama kelime kökü bildiğiniz gibi ratson, arzulardan geliyor, isteklerden geliyor. Hayim, yaşam. Yutgimer'i tekrar dinleyelim. 213. Lulehe emanti lirot betuv adonai. Lule değilse inandım görmek betuv adonai, iyi onu. Yani eğer onu iyi görmeye inanmadıysam her daim, yani onun her işini, onu her daim iyi görmeye inanmadıysam ve eretz hayyim, yaşamın diyarında, yaşamın ülkesinde, yaşamın topraklarında, yani eğer onu iyi görmeye inanamadıysam lule, lirot betov, ki lirot betov bir kalıptır aslında, lirot betov iyi görmek, adonai onu iyi görmek, ve eretz hayyim, yaşam ülkesinde, yaşam topraklarında, yaşam diyarında. Devam edelim. Kavve el Adonai hazak ve ya'amets libbeha ve kavve el Adonai. Aslında Yud Gimel'deki bu ifadeden sonra Yud Dalet'te ne yapmanı tavsiye ettiğiyle ilgili konuşuyor. Madem böyle bir durumdasın, eğer böyle bir durumdasın, orada tavsiye veriyor. Yud Dalet'te bir nevi tavsiye edelim. Kelimelerine bakalım önce. Yud Dalet, kave, tikva, mekave gibi kelimelerden hatırlayabilirsiniz. Kave, umut. Hazak, güçlü. Mamat, çabalamak. Şimdi bunlar bu mısrada nasıl geçmiş? Bir önceki satırı hatırlayalım tekrardan. Yani Yud Gimel'de, yani eğer onu iyi görmeye inanamadıysam yaşamın diyarında ne diyor? Kavve el Adonai, umudunu ona yönlendir. El, yine görüyoruz yön ifadesi. Kavve el Adonai, umudunu ona yönlendir. Hazak, güçlü, güçlü ve yames. Çabala, nerede çabala? Levha, kalbinde, yüreğinde çabala. Ve kavve el Adonai. Tekrar diyor ve umudunu ona yönlendir. Tekrar baştan dinleyelim. Başta da ifade etmiş olduğum gibi uzun bir mizmor ama muhteşem bir şey yani. Zayin le David. Adonai ori ve işri mimmi ira. Adonai maoz hayyai mimmi efhad. Bikrov alay mere'im le echolet besari. Saray ve oyvay li. Hemma khashelu ve nafal. Im tahane alay mahane lo yira libbi. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסדר אהלו. בצור ירוממני, ועתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי, ואזבחה באהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. שמע אדוני קולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש.
אל תשטר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית. אל תתשני ואל תעזבני, אלוהי ישעי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני, אדוני, דרכך, ונחני באורח מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ופיח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Bu son satırla da ilgili ezgiler söylenir. Şimdi dördüncü Dalit satırında söylenen mısra ile ilgili bir ezgi var. Hepsini dinlemeyebiliriz belki. Böyleydi. Dalit'teki mısrayı tekrar dinleyelim. Ahad şaalti me'et Adonai otah abakkeş şivti bevet Adonai kol yeme hayyay lahazot benoam Adonai ulevaker behekalo. Bir başka ezgi daha var son satırla ilgili. Kavve el Aşem. Chazak ve yamet libecha.
Şöyle bir ipucu vereyim. Yani ipucundan ziyade farklı şekilde söyleyenler de var. Şuradan copy paste yapıp Eckhart Schalte'ye taşıyayım deyip YouTube'a yapıştırdığınız zaman o cümleyle yapılan ezgilerden örnekleri dinleyebilirsiniz. Aynı şey yine Kaveh El Hashem, buradan yine copy paste yapıp bununla ilgili ezgileri dinleyebilirsiniz. Ayrıca üçüncüydü yanılmıyorsam. İmtahane alayı mahane. Bunu da kopyala yapıştırdığınız zaman gerçekten çok hoş, güzel ezgiler dinleyebilirsiniz. Yani bu mizmorla ilgili yapılan birçok eser var, şarkılar var. Tek bir mısrayı söylüyorlar ama gerçekten çok harika şarkılar çıkıyor. Kısaca bugün Tehilim Kaf Zayn'ı işlemeye gayret ettik. Birçok kelime vardı. Mizmor da uzun zaten. Umarım öğreneceğiniz birçok şey çıkmıştır diye düşünüyorum. Yine tekrar dinlemenize fayda var. Soru sormak isterseniz sorun. Konuyla ilgili paylaşmak istediğiniz yerlerde de paylaşabilirsiniz. David Melech'in yazmış olduğu mizmorlardan Kaf Zayn'ı çalıştık. Bir başka sunumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.